Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İletişim Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz 1915 olayları uluslararası konferansına hoş geldiniz. Umuyorum ki bugün burada ortaya konacak olan fikirler gerçeklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Zira tarih mütevazı ancak bir o kadar da cesur insanların hakikate olan inançları sayesinde doğru okunabilir. Ben kıymetli panelistlere ve bu önemli toplantımıza katkı sağlayan, katkı sağlayacak olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, geçtiğimiz yüzyılı tarihin önemli kırılma anlarına sahne olan müstesna bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Dünya savaşları, yıkılan imparatorluklar, değişen sınırlar ve gelişen demokrasi 20. yüzyılın kilometre taşları oldu hiç kuşkusuz. Dünya tıpkı kabuk değiştirir gibi siyasal açıdan devasa bir dönüşüm yaşadı. Yüzyıllara sari alışkanlıklar, sınırlar ve yönetim biçimleri değişirken büyük sancılar da yaşandı. Hemen her coğrafyada yaşanan acılar günümüze sadece tarih kitaplarıyla değil, anne babalardan çocuklarına masallarla, anekdotlarla, anılarla da taşındı. Kimi olaylar mitleştirilip gerçekle bağı koparılırken kimi hadiseler de hak ettiği gerçeklikten payını alamadı. 20. yüzyıl bu anlamda çok önemli bir olaya tanıklık etti ve Birinci Dünya Savaşı sonunda 3 büyük imparatorluk dağıldı. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası etkileri günümüze kadar gelen zorlu dönüşümlere uğradılar. Kayıtlara göre 65 milyon askerin seferber edildiği bu ilk küresel savaşta 38 milyon sivil ve asker hayatını kaybetti. Dönemin düşük nüfus rakamlarını da hesaba kattığımızda böylesine yüksek bir kayıp savaşa katılan tüm ülkelerde ağır travmalar yarattı kuşkusuz. Birçok cephede kahramanlıklar sergileyen milletimiz milyonlarca insanın hayatına mal olan bu savaştan çok ciddi şekilde etkilendi. Osmanlı milleti bir bütün olarak imparatorluğun son döneminde olağanüstü zorluklarla mücadele etti. İşte Çanakkale'de, Kafkasya'da, Hicaz'da, Filistin'de ve Irak'ta büyük mücadeleler verdik. Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere savaşın bütün cephelerini tarif edilmez bir kargaşaya sürükleyen Birinci Dünya Savaşı esnasında ne yazık ki Anadolu insanını büyük acılara gark eden hadiseler de yaşandı. Aynı dönemde Sarıkamış'ta binlerce askerimiz donarak şehit oldu. Kafkasya cephesinde Osmanlı topraklarına saldıran Rus ordularıyla çarpışan kuvvetlerimizi düşmanla işbirliği yapan Ermeni çeteleri arkadan vurdu. Osmanlı milletine mensup farklı kesimler vatan davası için güç birliği yaparken kimi yerlerde dönemin düşmanlarıyla işbirliği yapan bazı unsurlar ortaya çıktı. Doğu Anadolu'da yaşanan çatışmalar sonucu Türk ve Ermeni on binlerce insan hayatını kaybetti. Bu olaylar üzerine ordunun hareketlerini zorlaştırıcı davranışlarda bulunan, halka saldıran ve düşman ordusuyla işbirliği yapan çetelere yataklık eden Doğu vilayetlerindeki Ermeni kökenli kimi Osmanlı vatandaşları, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki Suriye topraklarına gönderilmek üzere 1915 tehcirine tabi tutuldu. Savaş koşullarında sivillerin korunması ve vatan savunması amacıyla belirli bölgelerde yaşayan Ermeniler tehcir edildi. Bu emniyet tedbiri uygulanırken bütün şiddetiyle süren savaş şartları altında ne yazık ki istenmeyen olaylar da meydana geldi. Türklerden de Ermenilerden de can kayıpları oldu, acılar yaşandı. Bu yaşananlar günümüze kadar gelen tartışmaların ve hatta iftiraların da temelini oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti olarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915 yılında kabul edilen tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları tüm kalbimizde derinden hissediyoruz. Ermeni vatandaşlarımızın geçen yüzyılda yaşadığı acılara ortak olmayı vicdani ve ahlaki duruşumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi hep birlikte Türkiye olmanın da acıda ve sevinçte birlik olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bununla birlikte bugün asırlar boyunca barış içinde beraber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak
tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla da bugün karşı karşıyayız ve biz bu anlatıya karşı çıkıyoruz. Zira biz bu toprakların her köşesinde yaşanan acıları önemsiyoruz. Acılar arasında hiyerarşi kurmuyoruz. Bu acıları birbirinden ayırmıyoruz. Geçmişi, dini, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun insanların bu topraklarda yüzyıllarca kardeşçe yaşadığını çok iyi biliyoruz. Biz de çok iyi biliyoruz. Bütün dünyada bunu çok iyi biliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.